Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Ford Fiesta 1.4 HD'yi aracımız var. Dizel. Kilometresi 221.692. Araç uzun süre büyük bakım yapılmamış ve aracın sahibi bütün malzemeleri aldı. Onları yapacağız. Arabanın ön tarafını kaldırdık. Malzemeleri göstereceğim. Trigger seti, baskı balata, antivriz, ön takımdan ses geliyor, yağ bakımı, komple filtreler, ön silecekler değişecek. Rota soktuk, 2 adet askı rotu, sol sallanacak. Aracımız Peugeot 207 arkadaşlar. Başta ne dedim bilmiyorum ama aracımızın GPS seti orijinal Fransız kendi seti, INA trigger seti, Pierrebuck, büyük ihtimal devir daim pompası. Şımarlayacağız. Pierrebuck biraz ambalajı sıkı tutuyor. Evet, devir daim pompası. Devir daim pompası. Yağımız Elf 10.40 almış. Bu filtreler bazen çakma çıkıyor arkadaşlar. Çoğu çakma çıkıyor ama bu belki de orijinaldir. Boş yağ filtresi. Boş mazot filtresi. Orijinal gibi gözükse de çakma olma ihtimali yüksek. Polen filtresi. Salıncaklar alınmamış. Askı rotları alınmamış. Evet, arkada yok. Burada var mı? Evet, askı rotlarıyla salıncaklarını biz alıp takacağız. Bazen depreş balatası bitmeden de kaçırabiliyor. Frizre keçesinden bayağı bir yağ kaçırmış. Kaçırınca balatayı yağlamış arkadaşlar. Balata da bitmiş ama yağladığı için bariz kaçırıyor. Depreş çatalını arabanın sahibi almamış. Depreş çatalını biz kendimiz alıp takacağız. Frizdiren arkadaşlar bilyası dağılmış. Görüyorsunuz dağılmış. Ve prizdiren borusunu bu şekilde yemiş. Şanzıman camide göndereceğim. 2 dakika şunun bilyalarını değişecek. Devir daim kusmuş. Suyu, pası, antifrizden kalan kalıntıları kusmuş. Söktük. Triggerini, devir daimını değişeceğiz. Gerginin ayarı. Devir daim Pierrebuck. Trigger seti. Hepsi takıldı. İşaret tam yerinde. Görüyorsunuz. Eksentriğin işareti de tam yerinde arkadaşlar. Trigger setimiz INA. Peugeot 207'nin kilometresi 221.700.
Aracın sahibi bütün parçaları kendisi aldı. Şanzımanı söktük. Şanzımanın kurup piyaları falan tamamen dağılmıştı. Yağ kaçırıyordu baskı balataya. Prizdirek kapağını gördünüz nasıl yemişti. 1400 lira şanzıman içi tuttu. Biz de şanzıman, ön takım, salıncaklar, askrotlar, akıllar, şunlar bunlar değişti. Trigger değişti arkadaşlar. 2000 lira aracın sahibinden işçilik aldık. Aracı şimdi göndereceğiz. Ama bütün malzemeleri arabanın sahibi aldı. Devirdayın pompasını sadece biz aldık. O da 380 lira mı ne orijinali. Şimdi bir su gideriyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Araçlarınızın su giderlerini kontrol ettirin. Aracımız Fiat Ducato arkadaşlar. Şimdi tamirci kardeşimiz şurada bir şeyler yapmış herhalde. Şuradaki su gider hortumunu bu şekilde bükmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bükük vaziyette duruyor. Ve bu hortumun yeri arkadaşlar şöyle geçmeli, göstereyim size. Hemen şuracıkta, şuracıkta bir tırnak var. Bir de burada tırnak var. Oraya geçiyor. Onu göstermeden önce ya da takalım onu. Takalım arkadaşlar. Bir dakika. Niye böyle yapmışlar? Acaba orada ne söküldü de bu böyle oldu? Şimdi şurası şu şekilde geçiyor arkadaşlar. Kanal var orada. Az daha mı yaklaştırayım size? Burada kanal var. Kanala geçtikten sonra diğer tarafta şu şekilde çıt diye oturuyor arkadaşlar. Ve buradaki çamuru göstereceğim size. Gider tıkalı olduğu için elimle aşağıdan yukarıya itiyorum. Dur. Böyle çamurlar o giderin içine dolmuş arkadaşlar. Bu gider dolu olduğu zaman ne olur? Gerçi güneşten çok çekim yapamıyoruz. Güneş çekimi engelliyor. Profesyonel çekimciler bile güneşin olmadığı ortamda çekim yapıyor. Bu tıkalı olursa ne olur? Buralardan taşar. Şurada elektrik tesisatları var. Şurada beyin var. Beyine su gider ve arabanın arızası çözülemeyecek bir hal alır. Onun için mutlaka bu giderleri kontrol edin arkadaşlar. Yoksa uf olursunuz. Şimdi temizleyeceğiz oraları.